Evet sevgili öğrenciler bugünkü videomuzda 2019-2020 LGS sınav sorularının soru çözümlerine bakacağız. Daha önceden de gördüğümüz gibi A ve B birer doğal sayı olmak üzere demiş. Tanımını yazmış. Birer atma oyununa bir me uzunluğu 1 metre olan 9 eşitlik dikdörtgensel bölgene oluşan oyun parkuru verilmiştir diyor. Oyun parkuru burada. Başlangıç için atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bir bölgede kalmıştır. Buna göre bu böl bilinin başlangıç çizgisini metre metricisini aşağıdakiler hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar dikkat edin 6 ile 7 arasında kalan bir sayı doğrumuz olması gerekiyor. Buna hepsini içeri geçirmeniz gerekiyor. Bütün önündeki sayıları. içeri geçerken 4 çarpı 10 3 kere 3, 9. 9 çarpı 5. 4 kere 4, 16 çarpı 3. 2 kere 2, 4 çarpı 13. Bunları yaptığınızda 4 çarpı 10, 40. Burası 36 ile 49 arasında. Şurada gözükmüyor şöyle 36 ile 49 arasında diyelim sayımız olacak. 40 36 ile 49 arasında olur. 9 kere 5 45 arasında. 16 çarpı 3 48 arasında. 4 çarpı 13 52'dir arkadaşlar. O zaman D şıkkı olamaz deyip işaretleyip geçiyoruz. Soru sadece bu kadar. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruda bir Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılım aşağı daire grafiği ile gösterilmiştir. Kare zeminde verilen sütun grafiklerin hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Herhangi bir sayı verilmemiş. Sadece açılar verilmiş. 120. Burası 90. Şurası 150 derece arkadaşlar. 107 mi? 160. Ha, topluyoruz. 120, 90 daha. 210 150 derece doğru arkadaşlar 150 yazdım şimdi buraya baktığınızda şiir arkadaşlar en düşük şiir en düşük şiir en düşük şiir en düşük değil hayır şiir en düşük değil onları sildik bunların ikisi olacak burada bakıyorsunuz arkadaşlar hikaye en uzun yani en fazla sayıya sahip o zaman burası ortanca olduğu için bunu da eledim cevap A seçeneği arkadaşlar o da sadece bu kadar yapmanız yeterliydi bir sonraki soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bir sonraki soruda bir ondalık gösterinin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösteriminin çözümlenmesi denir diyor. Bir basketbol takımındaki 5 oyuncu boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunlar da verilmiş. Tam takımın antrenörü boyu 185 cm kısa olan oyunculardan biri oyun kurucu olarak Oynatacaktır. Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır? 1.85 diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şurası 200 ile başlıyor. 201 küsur yazmıyorum. Şurası 175 5 adet küsur da yazalım. Şurası 180 Burada da 4 var. 184. Şuraya bakıyorum. 187 1.2 185 6. 185 santimetreden kısa olanları demişti arkadaşlar. O zaman 185'ten küçük olanlar 1 ve 2. Bunların ikisi oynayabilir. Beyza C ile oynayabilir. Yani cevap C seçeneği arkadaşlar. Sadece soru bu kadar. Sadece çözümlemeye bakmamız yeterli. Dördüncü soruda arkadaşlar. Baktığımızda demir demiryolu hatları üzerinde stasyon ilişki şekildeki noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan artış iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir diyor. ABD istasyon hareket eden kalemet trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşılıyor, ulaşıyorlar. Bunu bu trenle gittikleri yoldan uzunluğuna göre doğru sınavı. Yani en büyükten en küçüğe doğru gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 çarpı 2. Burasını hesaplamam gerek yok. Çünkü hepsi aynı yolu gidecekler için fark eden bir şey kalmayacak. Sadece buraya da birleştikleri yere hesaplamam yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı kök 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 çarpı kök 3. İlk soruda da yapmıştık arkadaşlar. Köklü sayılarda kökün içine geçireceğiz. Hangisi daha büyükse onu hesaplayacağız. 15 çarpı 15 225 çarpı 2 kök içinde. O da kaçtır arkadaşlar? 450. Şurası 8 kere 8 64 çarpı 5'ten. 5 kere 4 20. 6 kere 5 30. 32. 320. Kök 320. Burası 13 çarpı 13. 169'dur. Karesel sayılarını hatırladığımız kadarıyla. Bunu da çarptığımızda arkadaşlar 9 kere 3 27. Elde var 2. 6 kere 3 18 19 20 elde var 1 3 kere 1, 3 1 de burada 4 407 çıktı arkadaşlar 450 3 kere 1, 3 pardon 507 şuraya baktığımızda arkadaşlar küçükten büyük en büyükten küçüğe doğru gideceğiz en büyükleri kim burada 507 kök 507 320 ve 450 507 m M büyüktür. Zaten baktığınızda bu iki şıkkı elemiş olduk. Son iki şıktayız. 450 mi? 350, 320 mi? 450 yani K. Ondan sonra da zaten L sayısı gelecektir arkadaşlar. Cevap D seçeneği olarak işaretliyoruz. Bir sonraki soruya geldiğimizde arkadaşlar burada oyun parkı var. Bu oyun parkından ikinci oyun parkı arasındaki farkı istiyor bizden. Bunun alanı 2x kare diyebiliriz ama buna gerek yok. Çünkü bu daha fazla büyütülmüş. 2 cm 2 metre şeklinde uzatılmış. Şunu biz böyle uzatırsak şurası 2 2. Şunun alanı 4 metre kare olacak. Onu hemen yazdım. Şimdi şuraya baktığımızda şurası neydi arkadaşlar? X uzunluğu. Şurası. Şurası ne kadar? Şunun boyutu kadar. 2x. 2x x'in çarpımı 4x. x ile 2'nin çarpımı 2x. Bu alanları toplamı bana sonucu verecekler arkadaşlar. Sadece o. 2x 4x daha 6x artı bir de 4 metre kare olacak. Bunun cevabı sadece bu kadar arkadaşlar. Cevabı da A seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar 6. soruda dikkat etmem gereken işte üst üste olan şeyler hakkında bilgi vermiş prizmalar. Bunlar şu şekilde üst üste konulmuş. Evet güzel bloklardan kutulan yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üst bulunan kutu alınıyor diyor. En üstten alınacak kutular kim? K, 5K ve 7K alacak arkadaşlar. Şunların toplamına bir bakalım. 10, 15, 16K. Çarpı 3 tanesi üst üste geldiği zaman çarpı 3 olarak karşımıza gelecek. Çarptığımızda 48K olur arkadaşlar. Şurada baktığınızda ya bu ya bu ya bu üstte gelecek. O zaman 48'den K'yı çıkardığımızda 47K. 48K'dan son üstündeki stonu, e, bloğu, kutuyu kaldırdığınızda 43K. Buradan 7'yi kaldırdığınızda 41K olacak. Bu K'lar dikkat ederse hepsi 80'de 90'lı şeyleri içerisinde. O zaman ben bu K'ya 2 dersem 47 çarpı 2. 7 kere 2. 14'e 4. 4 2. 8. 94. 94 oldu. Olamaz diyor. Oldu. 2 katı dersem 43 çarpı 2. 3 kere 2. 6. 4 kere 2. 8. 86. Bu da oldu. 41'i 2 ile çarparsak arkadaşlar dikkat edin. 82. Bu da oldu. O zaman cevabım B seçeneğinde olduğu gibi gözükecektir arkadaşlar. Bu da bir sonraki soru. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda şu şekilde bir ifade vermiş bize. Nasıl olduğu gösterilmiş. Bizden bu torbanı rastgele çekilen bir çekiş, Üzerinde bir nokta sayısı 5 olan kartın içinde çekilme olasılığı kaçtır diyor. İki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı doğal sayılar arkadaşlar ondan başlayarak 11'liye gittiğinizde 99'a kadar buradaki kaç tane sayı var dendiği zaman zaten hesapladığınızda 90 tane sayı olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu 90 tane sayı istenilen kısım. Yani şurada tüm olası durumların sayısını bulmuş olduk. İstenilen olası durumların sayısı ise. Şimdi bakın ne demişti? 5 nokta olacak. 5 nokta nerede var? Şimdi 1 ile başlarsa 1 nokta. 1, 16 olabilir. Bir de ayrıyeten 14 olabilir. 16, 14 yazdık. 20 ile başlarsa 2 nokta. 27. Buraya baktığınızda 3, 23. 30 ile devam etsek 3'te 3 nokta var. 3, 2'de 2 nokta var. 32 ve burada 2 nokta olan 38. Bu şekilde devam ettiğimizde 40 ile başlayan 4, 41. 4'te 1, 4 tane, 1'de 1 tane var. 4'te 4 tane var. Başka 9'da 1 tane var. 49. 50'de baktığınızda arkadaşlar 5 tane var. Sadece 50'yi alıyorum. 60'a baktığınızda 60, 61 ve 69. O zaman 70'te de aynı şekilde iki tane olması lazım büyük ihtimalle. 72 ve 78. 72, 78. 80'e baktığımızda 2, 83 ve 87. 90'a baktığımızda 90, 4, 96. Şimdi bunları sayınız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir de burada 17 tane var. İstenilen durumda 17. 17 bölü 90 dediğinizde zaten cevabı bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki soruya da geçelim. 8. soru. Şimdi arkadaşlar burada aşağıdaki her pilin birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan şöyle yapalım. Evet yeteri sayıda bulunmaktadır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesini eşittir. Çok güzel. 3'e 5. E, kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaç olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey 3 gram, 5 gram. Bunlardan adet sayısı olarak x eşittir bunların adet sayısı olarak y. Bunların çarpımları kesinlikle birbirine eşit olduğu söylendi bize. O zaman buradan ben bunun yerine 5 k, bunun yerine de 3K yazabilirim. Burada X adet ve Y adet olduklarını hesaplayarak gidiyorum. Şimdi bunların toplam ağırlıkları da 230 gramdan az olduğu söyleniyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 3 çarpı 5K artı 5 çarpı 3K 230 gramdan küçük olacağı söyleniyor. Buradan toplamız 15, 15, 15K, 15K, 30K eder küçüktür 230. K'ya ne verirsiniz eğer arkadaşlar 230 eder. 7 yani bölmeniz gerekiyor. Yani 7 verirsem 7 kere 3 21 210. 4 8 verirseniz 8 kere 3 24 240 eder geçer. O zaman K burada 7 olmak zorunda. O zaman çarpıyorum sayıları. X eşittir 5 çarpı 7. Y eşittir 3 çarpı 7. Buradan 35 buradan 21 eder. İkisi arasındaki fark 14 35 tane X'ten yani şu şeydeki üstteki gösterilen ifadeden Bu da 5 dediğimiz 21 dediğimizde Şu mavi kısımdan hesaplıyoruz İkisi arasındaki farkta 14 adet Fazla olacaktır cevabı da A seçeneği olarak Kodluyoruz arkadaşlar Bir sonraki soruya geldiğimiz aşağıdaki 4 farklı renkli kartların her birinde 3'er adet verilmiştir aynı renkteki kartın üzerinde aynı kara köklü ifade yazmaktadır Dikkat edin tamam hemen bir hesap edelim. burası 03 burası 05 Burası 0.8 1.2 Kartlardan tarafından seçecek üstlerinde yazan kareköklü köklü ifadeler toplanan bir doğal sayı elde etmektir. Güzel. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunu 3 çarpacağız. Toplayacağız. Doğal sayı elde etmeye çalışacağız. Bakalım arkadaşlar. Bundan hepsini toplayalım. Sonra 3 ile çarpalım. Sekiz, 6, 8. 1.6. 2.8 toplamları. 2.8 eder. Bir de çarpı bundan 3'er tane kart aldığımız için maksimum sayısı söylüyor. Çarptığımda 3 kere 8 24. 3 kere 2 6. 2 de elde vardı. 8.4 çıkar. Bunun bir doğal sayı etmesini söylüyor. 8.4'ten bunlardan hangisini çıkarırsam tam sayı eder. Etmez. O zaman ben bunlar 2 tane kart alsam. 1.2 1.2. 2 kere çıkartırsam. Bakın dikkat edin bunları götürecektir. O zaman bunların ikisinin toplamı 2.4. 8.4'ten 2.4'ü çıkarırsam cevabım 6 çıkar. 6 sayısı da bir doğal sayıdır. 12 kartın tamamını hesaplamıştım arkadaşlar. Şu 8.4 dediğim sonuç bütün kartların toplamı. 2 kartı eledim. Bunlardan 2 kart çıkardım. Kaç tane kartım kaldı? 12 karttan 2 kart çıkarttım. 10 kart kullanmış oldum. Cevap da C seçeneğidir arkadaşlar. 10. soruya geçiyorum. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız bir kenar uzunluğu bunu vermiş. Tamam. 12 eş parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 parça bir kare çizilmiştir. Tamam iki eşit dükkanı kırmızıya boyanmıştır. Bunların alanlarını istiyor benden okuduğunuzda gördünüz. Şimdi bu kısa kenara bakıyorum. Bu kenarlardan kaç tane vardı? 10 tane vardı. Kısa kenar şöyle yazalım. 5 üzeri 4'ün 10'a bölümüydü. Bu kısa kenar. Şimdi uzun kenara girdiğimizde uzun kenar burası arkadaşlar. Yine dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kısa kenarın 8 katı. Uzun kenar 5 üzeri 4 bölü 10'un 8 katı arkadaşlar. Karenin alanında şuradan baktığınızda 2 tane var. Şurası 2 tane. Bu ikisinin çarpımı bana dikdörtgenin alanı verecek. Şuradaki karenin alanında da 2 tane kısa kenar var. Bakın dikkat edin bunun 2 katı. Yani 5 üzeri 4 bölü 10'un 2 katı karşıma gelecek arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Bunu, bunu sadeleştirdiğimizde ne kaldı burada arkadaşlar? 5. 5 üzeri e 5'i sadeleştirirsiniz 5 üzeri 3 çıkar. Şunun bir kenar uzunluğu. Karenin Hepsini yazıyorum ama. Uzunluğu. O da eşittir. 5 üzeri 3. Şimdi bizden ne istiyor? Top alanları bul. Bunun alanı nedir arkadaşlar? Bunu bunun çarpımı yapalım. 5 üzeri 4 bölü 10 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10 çarpı 8. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Bunlardan 2 tane var. Dikkat edin. O zaman çarpı 2. Karenin alanı nedir? 5 üzeri 3 ile 5 3'ün çarpımı artı 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Bunun cevabı arkadaşlar bana cevabı verecek. Dikkat edelim. 2 ile 10 sadeleşir. 5. 8 ile 10 sadeleşir. Buradan da yine ne gelecek? 5 gelecek. Burada bir 4 kaldı. Şimdi 5 üzeri 4. 5 üzeri 4. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 5 üzeri 8. Aşağıda da 5 üzeri 2 var. Burada da bir 4 sayımız kalmıştı. Artı tabanlar eşitse üstler toplanır. 5 üzeri 6. Bunları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar bölmede üstler altlar aynıysa üstler çıkarılır. 5 üzeri 8'den 2 çıktı. 6 çarpı 4 artı 5 üzeri 6. Dikkat edin arkadaşlar 500 pardon 4 değil bu 5 değil. 5 üzeri 6 parantezini aldığınızda 4 artı 1 5 üzeri 6 çarpı 5 eder. Zaten şıklara baktığınızda da 5 üzeri 7'yi göreceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra yapma hata yapma ihtimali yok. 5 üzeri 6 çarpı 5 eşit değil. Zaten eşit değil bir tane fazladan tabanlar eşitse üstler toplanır cevap B seçeneği diye geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz ilginç bir soru. Her bir kare bunların hepsi birer karedir diyor. Birer tam kare tam pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgeler araçlardaki gibi ayrılmıştır diyor. Tamam. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre at dikdörtgen şeklindeki bu kaydın bir yüzün alanı en az kaç santimetre karedir? Ben bunlardan başlıyorum. A A desem şurası da A şurası da A eder. Şimdi dikkat edin bu uzunluk 2A. O zaman şu uzunluk da 2A edecek. O zaman burası 2A. Şuraya geçiyorum. 2A, 1A daha 3A eder. O zaman burası 3A'nın yarısı olacak. 3A bölü 2. 3A bölü 2. Şimdi burası da 3A bölü 2 etti. Şunun tamamı toplamı ne eder arkadaşlar? 2A artı 3A bölü 2. 2 kere 2 4 3 daha 7 a bölü 2. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gereken husus nedir? 1. Bunun karesi yani alanı ondan büyük. Buna 1 veremem 2 veremem. 3 verirsek 3 kere 3 9 eder olmadı. 4 verirsem 4 kere 4 16 eder. 16 uygundur yazıyorum. 16 uygundur yazıyorum. Şu a'ların. Şimdi c'ye bakıyorum. Şey b'lere bakalım. 2 şey 4 vermiştik. 4 vermiştik. Buna 4 verirsek 3 kere 2, 3 kere 4, 12 bölü 2, 6. 6 kere 6, 36. B'ler 36. 4 verdiğimizde. Şimdi ilk 4 verdik. 4 kere 2, 8. 8 kere 8, 64. C, 64. D'ye geçtiğimde 4 vermiştik. 4 ile 2 sadece eşittir. Şöyle yazalım. 14, 7 kere 2, 14. 14 çarpı 14. Bu da D'nin 196. Topluyorum bunların ikisi. Arkadaşlar 30 30 60 72 16 16 32 64 196 ikisinin de toplamı 0 9 6 6 260 72 32 104 64 ile 260 ile de topladığımızda 4 6 3 364 yani cevapta C seçeneğidir arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken kesinlikle dikkatinizin dağılmaması gerektiğinde ifade edelim arkadaşlar. 12. soruya geçtiğimizde arkadaşlar şuraya dikkat edelim. E, alanı 1050 cm kare olan kare şeklindeki bir panoya. Kenarlarından birinin uzunluğu 5. Şimdi tam sayı kuvveti diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano üzerinden taşmayacak şekilde asılacağını söylemiş. Şimdi bakalım bir kenar uzunluğu kök 1050. Şimdi 5'in tam sayı kuvveti. Afişin maksimum alanını soruyor bize. 5 olur kısa kenarı 25 olur. 25 çarpı 25 625 küçüktür. 125 olabilirse eğer bir kenarı bunun karesini aldığımızda bundan daha büyük olduğu için bu olmaz. O zaman dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu 25 olarak buldum. Öteki de 2'nin tam sayı kuvveti diyor. 251 olur. 252 4 olur. 8 de olur. 64'e kadar gidiyor. 16 dediğimizde o da olur. Arkadaşlar 32'ye geldiğimizde 32'de olur. 32 de olur. 32'nin karesi Ni aldığınızda 900'den biraz yani 1000'e yakın bir sayı çıkar ama 1050'den küçüktür. Bunu bir kere daha 2 ile çarparsak eğer 64'ün karesinin 1050'den büyük olduğunu size söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bunu alamıyorum. Cevap 32 olacak. Yani dikdörtgenin bir kenarı 32, öteki kenarı 25'tir. Buna uyan. Bu kenarlar buna en mantıklısı olacaktır arkadaşlar. 36 ile 32 ile 25'in çarpımında yaptığınızda o da 800 çıkacaktır. 32 çarpı 25 çarptığınızda 800 sayısını bulacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki soru gerçekten biraz şeyli uzun ifade var. Bir lokanta yemek çeşitleri ve pansiyon sayıları sütun grafiğinde ile bu yemekler için kullanılan toplam 16 kilogram Tuzlu suyun 60 kilogram tuzlu yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bu çeşit yemeğin her per porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. 60 kilogram tuzun bunlara dağılımını vermiş. Şimdi bakalım. Taze fasulyeyle başlamak istiyorum. 54 derecede bölü 360 çarpı 60 çarpı arkadaşlar taze fasulye 6 kilogram çarpı 1 bölü 6 bu 6 porsiyon için biz 1 porsiyon için hedefliyoruz. Bunları sadeleştirdiğinizde arkadaşlar burası 6 çıkar. 6 ile 54 sadeleşir. 9. 9 bölü 6'yı hesapladığınızda buradan 1,5 gram çıkacaktır. Şöyle yazalım. İkinciye de köfteden bakalım. Köfte. Sorunçta buradan bizden 5 kilogram tuz, tuz miktarı tüketilecek. Köfteye bakıyorum. Köfte de yine aynı mantıkla 90 derece. 90 bölü 360 çarpı 60 gram. Köfte 10. Onu da yazalım. 1 bölü 10. Şimdi 60 ile 360 sadeleşir. 6. Sıfırlardan birisi gitti. Bu da 9 bölü 6 çıktı. Hemen 1.5 yazıyorum. Çünkü demin yukarıda yaptık bunu. Onu da yazdık. Musakka'ya bakalım arkadaşlar. Yine aynı ifade. 60 bölü 360 çarpı 60. Zaten 60, 63 zaten yani şey yaptığınızda buradan 60 çıkacak arkadaşlar. Çarpı musakka 60 derece. 60'ı da yazdık. Musakka nerede? Burada. 4 gramda. 1 bölü 4'ten de oradan gelecek arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığınızda arkadaşlar şuradan 1 0 buradan 1 0. 6 ile 36 sadeleşti. Işte. Buradan ne kaldı? 6. 6 ile 60 sadeleşir 10. 10 bölü 4. Bunu sadeleştirdiğinizde arkadaşlar 2,5 çıkacaktır. 2,5'u da bulduk. Şimdi pilava bakalım. Tek tek bunlardan çıkacak olan sayılara. Yerlerini koyup sayısal değerlere bakacağız. Pilav içinde bakalım. Tek tek hepsini bulacağız gibi duruyor. Hala çünkü 5'i buldum bul bulma şeyimiz yok. Buradan toplamınıza 5 çıkmıyor. Sadece bunların ikisinin 3 çıktığını görebiliyorum. Pilava bakalım. 48 bölü 360 çarpı 60 çarpı pilav demiştik. Pilava bakalım. 4. 1 bölü 4'e çekiyorum arkadaşlar. 60 ile 360 6. 48 6 48 ile 6. 6 kere 8. 48. 8 bölü 4 kaldı. Buradan da yaptığınız 2 kilogram. Aa çok güzel. 2. 1,5. 1,5. Size 5 gram tuzlu tuz tüketildiğini gösterir. Şansım güzel gitti. Bunların hepsini taze fasulye, köfte ve pilav var mı? Var. Çok güzel. İşaretliyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Taze fasulye, köfte ve pilav. Değişik. Biraz uzunca bir soru. Demindeki sorulardan en uzun yöntemi gerektiren bir soru. Evet yine olasılık karşımızda var. Tanımı vermiş renkler var burada. Kenarlarının uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renkler boyanmış. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir diyor. Evet bu halı parçalarla aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Yani tam kesim şuralardan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Kaç parça? İki, iki parça. Kaç parça yapabiliriz o zaman söylediğim gibi? Buradan kesebilirim. Bir. Buradan kesebilirim. 2. Yani şöyle. Şurası şurası. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 kesim yapılabilir. Buradan da aynısında gitsek yine aynı şekilde olacaktır. Bu, buna göre bu parçaların birinin boyalı yüzünün alanı diğerinin boyalı yüzünün alanının 2 katı olması için. Şurası 9 parçaydı zaten. 2. 3. 3'e 6. 3'e 6 çok rahat bir şekilde olur arkadaşlar. Şöyle hesaplarsak burası 3, burası 6 diye hesaplarsak nasıl olacak? Şurası küçük parça 3, şu büyük parça buradan kesilirse de 6 olacaktır. Bir tane var elimde. Peki bu taraftan kesersek var mı? Şuradan şöyle 3'e 6 kabul edebilir miyiz? Evet, çok güzel. O da olur. Burası 3, burası 6 olursa iki farklı görüntü var. Başka elimde var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Toplamları yani birisinin diğerinin iki katı olacaksa birisi x birisi 2x kabul edersek eşittir 9 metre toplamları 3x eder 9 hepsini 3'e bölersek x eşittir 3. Ya buradan 3 kesici ya buradan 2 farklı ihtimalim var. Bunu da sonucu arkadaşlar 2 bölü 8'den 1 bölü 4 çıkart Cevapta balık kesir olarak işareti diyebiliriz. Evet 15. soruya geçtiğimizde arkadaşlar 15. soruda bunun çevresinin 2x artı 2 olduğunu söylüyor. O zaman bu kısa kenarla uzun kenarın toplamı ikiye böldüğünüzde şu kenarla bu kenar ikisinin toplamı x artı 1'dir. Güzel onlar bize lazım olabilir. AB boyunca sırasını önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştiren ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenarı üzerine yerleştiren şekilde anlatmış bize. Güzel. Bu dikdörtgen x artı 1 kez kısa kenarı üzerine şu kısa kenardan bahsetmiş. x artı 1 kez AB'nin uzunluğu metre cinsine bir cebirsel ifade denir. Bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bütün alsak. Hem bundan hem bundan. X artı bir kez olmuş olacak. Dikkat edin buradan da uzunla başlayıp kısayla bitirmiş. O zaman her ikisinden A artı bir şurasına biz A şurasına B dersek. A artı B'den X artı bir kez demiş. Bu ikisini çarptığımızda da zaten şu mesafeyi bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi a artı b ne kadar? Bunların ikisinin toplamı x artı 1 olarak yazmıştık. Onun yerine yazdım. Benden x artı 1'in karesini. Zaten daha önceden de bunu yapmıştık sizlerle. Çok defalarda karşımıza çıkmıştı. x artı 1'in karesi d seçeneğidir Hiç uğraşmama bile gerek kalmadı. Standart bir soruya dönüştü. İlk etaptan sonraya doğru geldiğimizde. Şimdi arkadaşlar renkleri dışında özdeş olan toplardan 4'ü kırmızı geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıda boş ABC torbalarına da bildiğimiz olasılık sorusu. 4 tane kırmızı olduğunu unutmayalım. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olası birbirine eşittir. Birbirine eşit olduğunu düşünürsek eğer buna 1, buna 1 desek 2 tane kaldı. Buna da iki tane koyması lazım. Aşağıdaki tüm bu topun içerisindeki tüm toplar buna A dersek bunda da A olması lazım. O zaman buradaki de sadeleştiği zaman bunlarla eşit olabilmesi için buna da 2A denen lazım. 2'ler gelince 1 bölü A kalsın diye. Şimdi buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdan hangisi olamaz diyor. Bütün topları toplayalım. Bu bütün mevcut toplar. A artı A artı 2A. Bütün toplar bunlar. Topladığınızda 4A eder arkadaşlar. Bunların içine kırmızı topu istemiyor istiyor mu? Hayır sadece beyaz topları istiyor. Kaç tane kırmızı top vardı? 4 tane. Bunun içerisinden 4 çıkarırsak eğer. Cevap böyle olması lazım. Şimdi bakın buraya dikkat edin. 4 parantezini aldığınızda cevap A-1 olacaktır. 4 çarpamanında ama. Yani A-1 4 ile çarptığınızda. Şimdi adet sayısına baktığımızda arkadaşlar. 80, 82, 88, 92. 4'ün katı. 4'ü bir neyle çarparsak 88 eder? 4 çarpı 11 li. 80 olması için 4 çarpı 10 ile. 92 olması için 12 ile çarpmamız lazım arkadaşlar. Pardon. 4 kere 2 yanlış yaptım. Burası 22. 4 kere 88. 80 olması için 20. Bu da 24. 22. 12, 23. 4 kere 3 12. 4 kere 2 8 92. Bu olur. Bu olur. Bakın dikkat edin. 88 80 4 çarpı 23'ten de 92 olur. 3'ü oluyor arkadaşlar. 82 elimde yok. 82 ile işaretliyorum. Sadece bunu yapmamız yeterliydi arkadaşlar. <laughs> Geçiyorum bir sonraki soruya arkadaşlar. Şimdiki elimizdeki her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda takılıp tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram olduğu söyleniyor. Güzel. Sonra bunun üzerinde de yine aynı kütlelere sahip çuvallar konduğu 1344. İkisi arasındaki fark arkadaşlar. Çıkartıyorum. 4. Burası 2. Buradan da 6 çıktı. 624. Şimdi bunların çuvalın içindeki ağırlıklar aynı olduğu için 720 ile 620'leri tutun. EBOB'larına bakacağız. EBOB'larına baktığımda her ikisi aynı anda 2'ye bölünür arkadaşlar. 72'yi 2'ye böldük. 3 kere 2, 6, 12 ile 6 kere var. 360, 3, 1, 2. Bir daha 2'ye böldüğümde ne oluyor? 1, 16'da 8, 180, 1, 11, 5, 12 ile 6. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 90, 2'ye böldüğümüzde 78 Yine devam ediyorum. 2'ye böldüğümüzde burası 45. 78 2'ye böldüğümüzde 35 39 ediyor. Yanlış hesaplamadıysak. 9 kere 2 18. 3 kere 6 evet 39. Tekrarına 3'e böldüğümüzde arkadaşlar ikisinde bir hata yapmadım herhalde. Bir daha kontrol etmek istiyorum ama Yok, 15'te 13 çıktı. Şimdi arkadaşlar şuraya kontrol ettiğimde Ebobları bu çıktı ama 2 2 4 4 2 2 8 8 2, -2 16 16 çarpı 3 48 kilogram eder. Eğer bunu kabul edersem ama benden ne demişti 40 kilogramdan az. O zaman 48 bunlardan hangisini kullanmam lazım? Fazla olduğu için bir tane ikiyi bırakmam lazım. O zaman kaç olacak? 48 24 kilogramlık çuvallar olması lazım. O zaman 720'yi 24'e böldüğümüzde çıkacak olan sonuç şöyle yapalım. 720'yi 24'e böldüğümüzde cevap 30 3 kere var. Bir de artı e, 624 kilogram demiştik ikinci eklenende. de. Onu da yine 24'e böldüğümüzde buradan da çıkacak olan cevap 26. 2 kere 4, 4, 2, 8, 2, 4, 4, 48. Evet. Aa. 4 kere 2, 3 kere 4, 12, 3 kere 2. Geçiyor onu. Ee, çıkardığımız buradan da kaç kalacak? 12'den 8 çıktı. 4, 5'den 4, 1, 14, 144. 6 kere 4 24 tam oluyor. 26. 26 ile 30 çıkacak arkadaşlar. Yani ilkinde 30 var. İkinciye geçerken de 26 eklenecektir diye hesaplıyoruz. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı kaçtır diyor. 26 çuval eklediğimiz için de cevap C seçeneği zaten 624'ü 26'ya bölmem yeterliydi. Fazla uzattım. Farkındayım. Evet geçiyoruz bir sonraki soruya arkadaşlar. Bir fabrika üreten mavi kırmızı renkli otomobiller ve bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır. Bu otomobillerin birer adetinin kütleleri tablo 1'de tırların taşıdığı otomobillerin sayısı tablo 2'de gösterilmiştir. Bunlar ağırlıklar bunlar da taşınanlar. A tır ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşittir. Hemen ağırlıkları yazalım. Şimdi mavi otomobilin kütlesi 4 üzeri 5. O zaman bunların ikisinin çarpımı 4 üzeri 5. 455 çarpı x artı 4. Bunlar kırmızı 2 üzeri 11 artı 3 artı x çarpı 2 üzeri 11. Toplam ağırlıkta 2 üzeri 14 olduğu söylenmiş. İşlemimiz bu. Bunu yaptığımızda işlemi bitirmiş olacağız arkadaşlar. 4 2'nin karesinin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10 çarpı x artı 4 artı 3 çarpı 3 artı x çarpı 2 üzeri 11 eşittir 2 üzeri 14. Her iki tarafı her tarafı 2 üzeri 10 ile bölerseniz arkadaşlar Bunlar bir, bir götürdü. X artı 4 kaldı burada. Burada 2 kaldı. 2 ile içeri dağıtırsak 6 artı 2X Bunları da bölersek 2 üzeri 4 kalır. X 2X daha 3X 6 4 daha 10. 2 üzeri 4, 16 arkadaşlar. Bunu karşıya attığımızda normal denklem çözümüne geçtik. 3X eşittir 6. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde X eşittir. 2 çıkar. Nedir? O zaman burada 2 ve burada da 2 var. 2, 2, 4 eder arkadaşlar. 4 tane A tırında araba vardır diyoruz. İşaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. 19. soruda arkadaşlar biraz gerçekten ilginç bir soru tarzı. Şimdi buradaki bir karton kare var. Karton içerisinde de 3 tane mavi renkte küçük kareler yerleştirilmiş. Ve buradaki beyaz bölgenin alanında 6x kare artı 36x artı 54 cm karedir diyor. Ve buradakiler de birer cm karedir diyor. Şimdi bu kartonun bu mavi karton mavi şekildeki olan karenin bir kenar uzunluğunu a dersek. Şurası bir şunun uzunluğu a 1. Şurası birse, şurası da yine a 1. Şunun uzunluğu da zaten a. Şuradan dikine devam edersek a 1 burası a 1. Şurası a eksi 1 ise Burası da a eksi 1. O zaman bir kenar uzunluğu ne kadar oldu arkadaşlar? A, a, a. 3 a eksi 2. Bu karenin bir kenar uzunluğu. Şimdi bizden istenen ne? Bu kareden karenin alanından Neyi çıkartmış? Bu kartonları çıkartmış. Burası a kareden 1 çıktı. A kare eksi 1. Şurasının uzunluğu alanı. Şurada yine aynı şekilde a kare 1 1 çıkmış 2. Sadece bu bulundukları bölgelerin alanları yani boşlukları ayrı ayrı hesaplıyorum. Bu da yine a kare eksi 1. Neyi çıkartacağım? Bunları çıkartıyorum. Tek tek şöyle yapalım. A kare eksi 1. A kare eksi 2. A kare eksi 1. Hepsini topluyorum. A kare, a kare, a kare. 3 a kare. Eksi 1 artı 1 0. Eksi 2 artı 1. Eksi 1. Bir. Eksi 1 de burada. Eksi 2. Bu alan arkadaşlar. Alanında bu olduğu vermiş bana. Buradan 6 parantezini almak istiyorum. 6 parantezini alarak yazdım. Şimdi bunun alanını açıyorum. Ka karesini. Birincinin karesi. Eksi ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 3 kere 2 6. 2 katı 12a artı 4. Eksi. Bunu da içeri dağıtarak açıyorum. 3a kare artı 2. Eşittir. 6 parantezinde bu ifade. Buradan da devam edelim. 9a kareden 3a kare çıkarsa 6a kare 12 A artı 6 eşittir. Burada da 6 çarpı. Bunun parantezlerini alıyorum artık. X artı 3'ün parantez karesidir arkadaşlar. Şimdi her tarafı 6'ya bölün. Buradan ne kaldı? A kare eksi 2 A artı 1. Bu ifade neydi arkadaşlar? A eksi 1'in parantez karesi. Dikkat edin. Kareler birbirine eşit olduğu için içler de birbirine eşit olmak zorunda. A eksi 1 eşittir. X artı 3. A eşittir. X artı 4. Şimdi diyeceksiniz ki bu benim ne işime yarayacak? Bakın dikkat edin çevreyi soruyor. Yani bunun 4 katını soruyor. Çevre. Karenin çevresi. 4 kere 3 12 A. Eksi 4 kere 2 pardon. Eksi 2. İstediği şey benden bu aslında. Bu kaçtır diye soruyor. Çevre. O zaman burada bulduğum A'nın 12 katını alacağız. Bunun 12 katı. 12 X artı 48 eksi 2, 12 a'dan pardon, x artı 4. Bunun 4 katını alacaktık, 8 çarpıyorum 4 2 8 eksi 8, 8 arkadaşlar. Şurası 4 katını aldığımızda çarpı 4 diyecektik. Yapınca sadece bununla çarptığım için eksik kaldı. 12 a eksi 8'i bulmam lazım. O zaman nedir? Bunun 12 katını aldık. Şöyle yazalım hatta şurada direkt. 12a-8 a gördüğüm yere x artı 4 yazıyorum. 12x artı 48 eksi 8. Bunu topladığınızda 12x 48-8 artı 40. Yani cevabım da Adana olarak da işaretliyorum arkadaşlar. Zor sorulardan bir tanesiydi. Bir tane daha soru vardı. Hangisiydi arkadaşlar? Şurada 18. soruyla 19. soru gerçekten uzun işlem gerektiren sorulardı. Seçici biraz uzun olmuş o yüzden bu iki soruya biraz zor diyebilirsiniz. Geri kalanlar da ama daha kolay olabilir. Son soruya geldiğimizde arkadaşlar burada düzenleyici gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasını her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlere ilgili tercihte bulunmuş. Tamam ziyaret etmek istedik yerler. Kız ve erkek öğrencileri. Ankete katan kız ve erkek öğrenci sayılarını ziyaret etmek istedik nereye göre dağılımlar aşağıdaki grafikte verilmiştir. Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısı kaçtır diyor. Buraya gitmek isteyenlerden bahsediyor. Şimdi bakalım. Erkek öğrenci 150. Şuraya kaç kaldı? 210. Şimdi toplamda kaç kişi var? 30, 15, 45. 30, 15, 10. Burada da 5 var. Topladığımızda arkadaşlar 0, 3, 4, 5, 6. 60 kişi var. Bu 60 kişiden 60 kişiden şöyle yazalım. 60 kişiden 210. 210 bölü 360. Bir de şöyle 60'ın tabi çarpı 60 demeyi unutmayalım. 150'nin 360'ı 60. Bunları benden istiyor. Şurada 60 ile 360 sadece 6. 150 bölü 6'yı yaptığınızda 2'ye bölsek 75, 25 kişi oluyor. E, toplamda 60 kişiydi. 25'e ne toplarsak 60, 60'tan 25'i çıkartanı fazla uğraşmayalım. 5, 5'ine 2 çıktı 3. 35 tane de erkek varmış. Şimdi arkadaşlar bunlar bu kadar. Şimdi buraya gelelim. 144. 360'tan çıkarırsak 216. 360'dan çıkarırsak 216 144. Erkek öğrencileri bulunuyor. 108'den çıkar 100, 360'dan 108'i çıkarırsak da 2, 6, 5 oldu. 5, 3'den 1 çıktı. 2, 252 ile burası arkadaşlar. Şimdi tek tek baş, yapmaya başlayalım. Burada ya son burnu. Kaç tane erkek var? 216 bölü 360 çarpı 30. Bu direkt erkeklerin sayısını verecek. Artı. Buraya geçiyorum. 144 bölü 360 çarpı Ulu Göl. Ne kadar? 15 kişi. Artı. Bunlar erkek sayılarını yeri unutmayalım burada. Bu arada 252 bölü 360 çarpı 10 arkadaşlar. Artı erkek öğrenci sayısı şeyde şu Boztepe'ye gidenlerin kaçı kız kaçı erkek erkekleri buluyorum. Onu bilmediğim için öyle yazıyorum. Artı 35. Erkek sayısı erkek sayısı erkek sayısı erkek sayısı eşittir. 35 kişi çıkacak. Bunları yapıyorum. Buradaki işlemi yaptığınızda arkadaşlar sadeleştirmeleri yaptığınızda 30 ile 360 mesela sadeleştirdiğinizde 12 çıkar. 216 ile 12'yi sadeleştirdiğinizde 18 çıkıyor. 15 ile 360 ile yaptığınızda arkadaşlar <laughs> sadeleştirdiğinizde buradan da alt aa, dur çıkartlar yerlerinden kaydı. Buradan da sadeleştirdiğinizde arkadaşlar şu işlemi 6 artı şöyle sadeleştirdiğinizde bunu da 252 ile 36 ile sadeleştirdiğinizde 7 çıkıyor. Artı buradaki bilinmeyen sayı yani şuradaki Boztepe'ye giden erkek sayısı artı eşittir 35. Topluyorum 18 6 daha 24 7 daha 31 31 artı soru işareti eşittir 35. O zaman soru işareti eşittir 4 tane erkek öğrenci vardır diyorum. Cevabı değişik işaretliyorum ve geçiyorum. Arkadaşlar sorular gerçekten biraz ilginç. Yani burada ne yapılabilir, ne edilebilir onu biraz düşünmekte fayda var. Nasıl yapabilirsiniz? Sorular son 3 soru mesela gerçekten biraz uğraştırıcı. 18, 19 ve 20. sorular biraz uğraştırıyor. Ama geri kalan sorulara baktığınızda gerçekten daha kek sorular. Yapılabilir mi? Çok iyi yapılabilir. Ama zaman kaybetmek değil de zaman kazanmak yönünde şey yapmanız lazım. Mesela birinci soruda kesinlikle bir dakikanın altında çözmeniz gerekiyor. Çok basit bir soru. İkinci soruda hiç zaman kaybetmemen işaretlemeniz gereken bir soru. Üçüncü soruya bakıyorsunuz. Üçüncü soru kesinlikle yine basit bir soru. Geç gerçekten. Dördüncü soru hiç zaman kaybedilmemesi gereken bir soru. Beşinci soruyla hiç konuşmuyorum bile. Beşinci soru bile çok basit. Burada zaman bu soruda zaman kaybedeceksek gerçekten yandığımızın resmidir dikkatli olmamızda fayda var. Altıncı soru yine gerçekten 4 işlem çok basit. Alt yedi olasılık sorusu. Yani şöyle tek tek hesapladığınızda 4 işlemi gerektiren sorular işlemlerine ne kadar hızlı olduğunuzla bağlı alakalı bütün sene boyunca söylediğim şeyler. İlk dokuz soru şu anda kadar gerçekten basit. İlk 9 soruda gerçekten basitlik söz konusu var. Şuraya baktığınızda ben tek tek uzun uzun yazdım size. Siz ama burada çok fazla işlem kaybettiğinizden dolayı biraz işiniz zorlaşıyor. Ama işlem yapmadan direkt başlarsanız ya da sona doğru saklarsanız gerçekten sıra şuraya kadar çok basit gidiyor. 12 şöyle tek tek baktığımızda yapılabilir mi? Gerçi zaman geçti artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Şu 13. soru. Tek tek bakmanız gereken bir soru. Yani 4 ya da 5 tane soru sizin zamanınızı çalan sorulardan var. 4-5 tane. Ama geri kalan sorularda biraz daha mantıklı. Birazcık daha dikkatli olabilirsiniz ve daha net bir şekilde çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Süreden bir kısıtlama olacağını zannetmiyorum. Ama şimdi dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakıyoruz. 4 sene sonra karşınızda bir üniversite sınavı olacak. Bu üniversite sınavında da daha iyi olabilmesi için bu 4 yılınızı çok iyi değerlendirin. Eksik kaldığınız yerlerde baş vuracağınız yerlerden birisi benim isterseniz isteyenlerin de sorularını çözmeye de devam edeceğim. Hiç problem değil. E, Sohbet etmeye de beklerim. Hayırlısı olur. Kısmetimiz neyse onu yaşayacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.